Birinci Mehmed'in vefatı üzerine tahta ikinci Murat çıktı. Birinci Mehmed'in ölümü üzerine Bizans tarafından serbest bırakılan Mustafa. İkinci Murad'ın saltanatının başında Düzmece Mustafa isyanı olarak bilinen isyanı çıkardı. Mustafa 1422'de yakalandı ve idam edilerek isyan sonlandırıldı. Aynı yıl İstanbul'u kuşattı fakat başarılı olamadı. İki taraf da teknolojik bakımdan tamamen birbirine eş durumdaydı. Yine aynı yıl kendisinin kardeşi küçük Mustafa da tahta geçmek için isyan etti. İsyan birkaç ay içinde bastırıldı. Döneminde Aydın oğulları, Germiyan oğulları, Menteşe oğulları ve Teki oğulları tamamen Osmanlı egemenliği altına girdi. 1444'te Macarlar ile Edirne Çek Edirne Antlaşması'nı imzaladı. Antlaşmaya göre tarafların 10 yıl boyunca savaşmamaları kararlaştırıldı. Barış'ın hemen ardından yerine kendi isteğiyle 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Osmanlı tahtının henüz 12 yaşındaki şehzadeye kalmasını fırsat olarak değerlendiren Haçlı Birliği, Edirne'de giden anlatmasını yok sayarak Osmanlı'ya savaşı ilan etti. Kasım 1444'te gerçekleştirilen Varna Savaşı için 2. Murat tekrar ordunun başına geçti ve savaşı kazandı. Ancak savaşın hemen ardından tekrar tahta geçmedi. İkinci kez tahta geçmesi 1446 yılında gerçekleşti. 1448'de Osmanlı'nın Balkan hakimiyetini son vermek amacıyla kendisine sağlanan Eflak ve Macaristan orduları ile 2. Kosova Savaşı'nı yaptı. Savaşın kazananı oldu. 1451 yılına gelindiğinde vefat etti. Vefatının üzerine tahta tekrar oğlu 2. Mehmet geçti. Arkadaşlar 2. Murad'ın 12 yaşındaki oğluna tahtının bakmasına namazı Akşemseddin diyor ki Fatih'in hocasıdır. Akşemseddin arkadaşlar Osmanlı'nın adı Kötü olarak görünüyor Fatih'den önce. 2. Murad çağırıyor bu adamı yani Akşemseddin'e. Akşemseddin ya korkudan çünkü idam edilme tehlikesi var veya gerçekten anladığı için diyor ki efendim efendim diyor siz diyor görüyor musunuz diyor Konstantiniye hatta Konstantinopolis fethetmek size değil bu çocuğa nasip olacaktır diyor ve Kitay'ı zaten 2. Murat'ta boyundan bundan etkilendiği için 12 yaşında oğlunu Edirne'de gelen anlaşmasını imzalayarak bırakıyor. Tahtına oturtuyor. Ama maalesef 2. Murad İstanbul'un fethini yani Konstantinopolis'in fethini göremiyor. İkinci olarak arkadaşlar Çandarlı Zadeler Çandarlı Kara Halil Paşa Osmanlı'nın başına gelmiş felakettir. Bildiğiniz felakettir. Detayını araştırabilirsiniz. Taraf tutmak için orayı ben söylemeyeceğim. Üçüncü olarak Çelebi Mustafa'nın gerçekten Yıldırım Beyazıt'ın 4 oğlundan biri olmadığını kanıtlar elimizde hiçbir delil yoktur. Bilakis oğlu olmuş olabilir. Yani oğlu olabilir. Şöyle de bir gerçeklik var arkadaşlar. Osmanlı'da kardeş katli var ama kardeşleri idam edilmezdi. Hatta Cem Sultan vakasını zamanı gelince değiniriz teferruatıyla. O bile para verilerek yabancı bir ülkeye bırakılmıştır. Eğer bulmasaydı yani kardeşler idam edilebilseydi zaten hepsi idam edilirdi. Boğulmalar ayrı. Boğulabilirler. İdam edilmedilerdi. Ama şöyle diyebilirsiniz. Yani niye idam ettirdi?
En kuvvetli görüş neydi ama alem için. Yani bak benim kardeşim bana isyan etti. Ben kardeşimi öldürdüm. Size bir şey yapamayacağım. Arkadaşlar tekrar etmekte fayda var. O tarihi konular ele alınırken günümüzün şartlarıyla değil, o zamanın şartlarıyla ele almak daha doğrudur. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'da Mustafa ismi hiç işe yaramamıştır. Yani iki tane bakın bir Mustafa burada demedim. Mustafa tahta geçmiş işe yaramamıştır. Bir kaza içinde. Mustafa zaten deli. Bir tek ikinci Mustafa biraz şey. O da biraz sıkıntılı yani. Anlayacağınız arkadaşlar Osmanlı'da Mustafa kötüdür yani. Öyle diyebiliriz.